Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda size ne anlatacağım? Videolarımızın ses kalitesini yükseltmek istiyorsak yapabileceğimiz 4-5 minik hamle ile videomuzun ses kalitesini nasıl arttırırız bunu göreceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ya da buradan her neredeyse kafanıza takılan her şeyi yorumlarda yazmayı unutmayın. Aynı zamanda direkt benimle muhatap olmak istiyorsanız açıklama kısmında bulunan Discord sunucumuza katılıp direkt bana sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınlarımıza gelmek isterseniz Twitch kanalım buraya yazıyorum. Lütfen buraya buraya Gelip Twitch'ten de beni takip edebilirsiniz. Çok güzel sohbetler ediyoruz. Geyikler yapıyoruz. Muhabbetler ediyoruz. Hayatı tartışıyoruz. Yaşamı tartışıyoruz. Sen de bizimle birlikte dertlenmeye, kederlenmeye ve eğlenmeye hazırsan sen de Twitch kanalımıza gelmelisin. Canlı yayınlarımızı takip etmelisin. O zaman şimdi videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlere Adobe Premiere'de nasıl pratik, hızlı, kolay montaj yaparız bunu göstermiştim. Şimdiki videomuzda da bu hazırlamış olduğumuz videonun ses kalitesini nasıl arttırırız? Nasıl daha kaliteli bir ses elde ederiz? Bunu göstereceğim. Ve bunu göstermeden önce yapacağımız videoyu Premiere'e atıyoruz. Premiere'de gördüğünüz üzere videomuz burada. Ama öncelikle tabii ki bilgisayarımızda Adobe Audition'ın yüklü olması gerekiyor. Bu videomuza sağ tıklıyoruz ve Edit Clip in Adobe Audition. Yani bu videoyu Audition'da editle. Buna tıkladığımız zaman otomatik olarak zaten Audition açılıyor. Audition açıldığında gördüğümüz gibi videomuzun sesi buraya geliyor. Hemen bir test ediyoruz yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Her zamanki gibi mükemmel bir video ile karşınızdayım tabii. Bugünkü ki. videomuzda size ne anlatacağım? Videolarımızın Şimdi öncelikle ne yapabiliriz? Öncelikle yapmamız gereken şey tabii ki de dip sesimizi almak. Dip ses nedir? İşte odanızda bilgisayarınız mikrofonunuza yakındır, kasanız ve onun fan sesi geliyordur. Mesela ben baktığım zaman çok fazla bir dip sesim yok benim bu videoda. Gayet temiz bir ses kaydı almışım. Ama gördüğünüz gibi şuralarda biraz böyle oynuyor. Hafif bir dip sesim var. Bunu almak için ne yapıyorum? Bir kısmı böyle seçiyorum bu şekilde. Dip sesin olduğu kısmı. Ama kesinlikle işte nefes sesiniz, klavye tıklaması, ne bileyim. Şu masaya bir tıklama sesi gibi e sesler olmaması gerekiyor bu seçtiğiniz alanda. Sadece dip sesin olduğu e bölümü seçmeniz gerekiyor. Sonrasında efekt bölümüne geliyorsunuz. Noise reduction, restoration kısmına geliyorsunuz ve buradan noise reduction process diyoruz. Burada ne yapıyoruz? Hemen capture noise print diyoruz ve bizim burada dip sesimizi alıyor. Select entire file diyoruz. Yani bütün dosyayı seç. Gördüğünüz gibi bütün dosyayı seçiyor ve apply dediğim zaman işliyor. Bakın dümdüz oldu. Hiçbir ses yok. Tertemiz. Ve selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Normal konuşmamıza hiçbir e, sıkıntı gelmeden dip sesimizi alıyoruz. Arkadaşlar burada ufak bir araya girmek istiyorum. E, kullandığım uygulamalar, oyunlar vesaire hiçbiri sahte korsan yazılım değil. Premier, Adobe tüm uygulamalarım, tüm oynadığım oyunlar tamamen orijinal. Hani bunun hakkında birkaç yorum geldi. Ee, soranlar oldu abi sahte korsan nereden indirebilirim nasıl yapabilirim gibi e, sorular geldi ama ben hayatım boyunca hiçbir oyunu korsan oynamadım kullandığım hiçbir uygulamayı da sahte uygulama korsan uygulama kullanmadım ee, böyle bir ufak bir bilgi geçmek istedim lütfen bu tarz sorular sormayın hani ben e, bir oyun çok pahalı diye indirime girene kadar aylarca beklediğimi biliyorum ve yine korsan sahte oyun oynamadım Böyle bir takıntım var. Bunlar emek hırsızlığıdır. İnsanlar bunlar için ekipler kuruyor, koca koca şirketler kuruyor. 1000 kişi, iki bin kişi, yeri geliyor on bin, 10000 bin kişi istihdam ediliyor. Ve o yüzden ben korsan oyun ve uygulama kullanmaya çok çok karşıyım. Hatta yayınlarıma gelenler bunu çok iyi bilir. Ben YouTube'da bile AdBlock kullanmıyorum. Çünkü orada da bir emek var. İnsanlar o reklamlardan evlerini geçindiriyorlar o reklamlardan gelen gelirlerle sokak hayvanlarına, yetimlere, derneklere, kuruluşlara bağış yapan birçok kişi tanıyorum. Hani o yüzden bu konuda biraz daha hassas olursanız çok sevinirim. Evet hepimizin maddi durumu iyi olmayabilir ama harçlıklarımızdan 2 lira, 3 lira, 5 lira, 10 lira biriktirip İstediğiniz istediğiniz şeylere sahip olabilirsiniz. Hani bu çok da zor olmasa gerek. O yüzden biraz daha sizlerden hassas olmanızı ve bu konuya dikkat etmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sonrasında ne yapabiliriz? Mesela gördüğünüz gibi bakın buralarda çok fazla yüksek konuştuğum yerler var. Şu ses dalgalarından bunu görebilirsiniz. Öncelikle ne yapabilirim? Mesela efekt bölümüne gelirim. Filter and EQ derim. FFT filter derim. Zaten ben de seçili en son bunu yapmışım. Kill the mic rumble dedim. Bu kill the mic rumble nedir? Mikrofonda konuşurken p, p gibi e, mikrofonda patlaklar yapabilecek kötü sesleri temizlemek için kullanacağımız filtredir. Kill the mic rumble seçtikten sonra apply dediğimiz zaman patlakları da çatlakları da sesimizdeki o e, cızırtıyı da almış oluyoruz. Şöyle bir kaba taslak bakalım. Kafanıza takılan her şeyi yorumlarda yazmayı unutmayın. Aynı zamanda direkt benimle bakın dip sesi aldığımız için bile sesimiz çok fazla netleşiyor. O bile gerçekten fark ettiriyor bize. Biraz daha kaliteli bir ses yakalıyoruz yani. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Şu an gördüğünüz gibi benim videomun sesi çok kısık. Yani mikrofonumun sesi kısıkmış biraz. Bunu nasıl arttırabilirim? Ee, normal, ideal ses seviyesi sıfırda olması gerekiyor. Yani sıfır neresi? Sıfır şurası. Yani en çok bağırdığım kısım, ses dalgasının en yüksek olduğu kısım burası ve bunun sıfır veya sıfırı, sıfırın biraz daha altında iyi olur. E, ee, bunu ne demek, nasıl anlarız? Şöyle göstereyim ben size. Evet. Bugünkü, Bugünkü videomuzda size ne anlatacağım? Geliyor. Videolarımızın ses kalitesini yükseltmek istiyorsak Mesela burada bir bağırmışım. Biraz daha yüksek. Çıkmışım. Ya da buradan. Bakın her kırmızı. Her neredeyse. Kafanıza takılan her şeyi. Yani şurası kırmızı olduğu zaman bilin ki sizi izleyen kişi oradaki sesinizin yüksekliğinden rahatsız olacak demektir. Bunu da biraz toparlamak için nasıl bir şey yapabiliriz? Bunu ben eski haline getiriyorum. Şöyle kısıyorum. İlk önce bu aykırı sesleri yani yüksek olan sesleri biraz daha minimalize etmek için efekt bölümüne geliyorum. Amplitude and Compression diyorum. Buradan Dynamic Process'e tıklıyorum ve compander Process'te compander işaretliyken Apple diyorum ve aykırı sesleri bir tık daha ortalıyor ve hizalıyor, düşürüyor. Sonrasında hani bu ses ayarını en güzel şekilde ayarlamak için sonrasında efekt bölümüne tıklıyoruz ve buradan tekrar Amplitude and Compression bölümünden Normalize Process'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geldi önümüze. Burada isterseniz yüzde olarak yani sıfıra yüzde yüz sıfır veya yüzde seksen sıfır olarak ayarlayabilirsiniz veya desibel olarak ayarlayabilirsiniz. Ben burada herhangi bir aksaklık olmaması adına yüzdeyi seçeceğim ve çok fazla cızırtı olmaması için de %95 yapacağım bunu. %95 yapıp Apply dediğim zaman gördüğünüz gibi en yüksek sesimin çıktığı yerlerde bir tık altında en üstün. Hemen kontrol <laughs> ediyorum. Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bakın hiç deyip ses yok boşlukta. Bugünkü videomuzda size ne anlatacağım? videolarımızın ses kalitesini yükseltmek istiyorsak yapabileceğimiz 4 5 mil gayet güzel. Gayet net ses alıyoruz ve bayağı bir toparladık. Mesela burada çok bağırdıysanız izleyicilerinizi korkutmak istemiyorsanız bu sesinizin aykırı seslerin olduğu yüksek bölümleri şu şekilde seçerek şöyle düşürebilirsiniz. Her şeyi yorum Sonra sesimiz yani sesimizde yapabileceğimiz en basit e, düzeltmeler, iyileştirmeler bunlar aslında. Bunu bir Premiere'e nasıl aktaracağız? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece Ctrl ve S'ye bastığınız zaman Selam arkadaşlar hepiniz hoş Buraya. geldiniz. Bugün yine mükemmel düzenlemiş bir video ile karşınızdayım. de düzenlemiş olduğunuz şekilde geliyor. Herhangi bir kayıt vesaire yapmanıza gerek kalmıyor. Sonrasında da güzel bir şekilde kesip biçip montajlayıp videonuzu güzel bir kıvama getirebilirsiniz. Adobe ile alakalı anlatabileceğim şeyler bu kadar. Benim de bilgim bu kadar aslında. Ama e, kilit ve gerçekten hayat kurtaracak 4-5 tane efekti sizlere gösterdim. Bu videomuzda bu kadardı. İnşallah sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir bir önceki Adobe Premiere videomdan da aldığım geri bildirimler üzerine gerçekten bu konuda biraz daha video çekmeye karar verdim çünkü e, aşırı bilgim yok çok çok iyi biliyorum demiyorum çünkü gerçekten bilmediğim çok fazla şey var ama benim yapmış olduğum yabancı kaynaklardan Türkçe kaynaklardan forumlardan vesaire e, topladığım kaliteli güzel ve minik bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve kafanıza takılan her şeyi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.